Bu Xanax'ı esrardan ayıran şey ne? Narkotikçilerin, toplumun çizgiyi nereden çektiğine bağlı. Şimdi malum şeyin güzellemesini yapmayayım ama alkol ondan çok daha zararlı. Beni bu arada biliyorsunuz, içen sıçan adamım. Kaç tane içkili yayın yaptım. İleride de inşallah ketamin tedavim bitince yapacağım. Alkol feci zararlı bir şey arkadaşlar. Feci zararlı. Yani vücudunun her yerine zararlı. Öbür sarılan yani ne? Çok bir şey yok. Müminun 12 ve Nisa 1. Şuraya not edeyim. Birazdan dini sorulara girerim. Ey meşcim, olur mu? Müminun Nisa ilk insan. Nisa 1 mi dedin? Ve Müminun 12. Peki, bakacağım. Yani bunu alkolün zararlı olduğunu dini background'a sahip insanlar veya dindar olduğu bilinen insanlar söyleyince siklemiyor insanlar. Ya işte tamam, dini öyle öğretmiş, o da bize böyle konuşuyor diyorlar. Ama ne zaman bir Norveçli, İsveçli, bir şeyli, tamam mı? Bunların taptığı o devletler var ya, bazı 3-5 tane. Oralardan bir araştırma çıkacak, heh diyecekler. Yıllardır şarap kalbe iyi geliyor. Amına koyayım, hasbel kadar iki kadehi kalbe iyi geliyor olabilir. 450 tane yere zararı var. Yani evet, çok içmemek lazım da işte. Sarhoşluk da güzel babacığım, ne diyeyim şimdi yani. Allah'ın bildiğini sizden saklayamam. Yani işte burada şey diyecektim. İşte alkol gibi müthiş zararlı ve insanları agresif, kavgacı yapabilen bir şeyin legal olması, serbest olması. Ama çok daha zararsız kafa yapıcı maddelerin yasak olması. Ketenkenevirin, şunun bunun yasak olması. Buralarda artık işin içine çeşitli lobiler giriyor. Farklı ahlaki değerleri olan insanlar giriyor ve borusu ötenin ahlaki değerleri konuşuyor. Öyle bir şey yani. Bunlar objektif çizgiler değil. Bağımlılık oranları farklı da işte yavrum, cigara var ya, cigara yasak değil, yasak. Bağımlılık kolay kolay yapmaz. Ama alkole bağımlı olman çok daha kolay. Bu arada o bir büyük bir yalandır. Cigara bağımlılık yapmaz derler. Hayır, ya psikolojik bağımlılık yapıyor. Ama bunun için bir sene aralıksız takılman lazım yani. Çok zorlaman lazım. Ama şu da var. Marihuana'nın yasak olması şu açıdan iyi. Marihuana diğer ağır uyuşturuculara geçiş şeyidir, aracıdır. Tamam mı? Hani sigaradan ona marihuanaya bir level atlarsın. Bunu yaptıktan sonra bari şunu da deneyeyim dersin. Bir geçiş aşamasıdır marihuana. O açıdan yasaklanması iyi olabilir. Ama tabii libertaryen bir toplumu savunacaksanız bunların hepsinin serbest olmasını savunursunuz. Ben de açıkçası hepsinin serbest olduğu bir dünyada yaşamak isterim. İradesi olmayan içmesin amına koyayım. Hayatına kıymet veren içmesin amına koyayım derim. Akşamları Cemre bağımlılığı hakkında konuşalım bence. Şimdilik legal. Evet yani cigara derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Yasak olmasının aslında işe yarar tarafı o. O geçişi önlüyor. Diğer büyük uyuşturuculara geçişi önlüyor. O açıdan mantıklı. Ama cigaranın kendisinin zararı alkolün zararının %1'i bile değildir. Sadece bünyesine verdiği zararı kastetmiyorum. Bir de şey olarak da agresif falan da yapmaz. Alkol agresif yapar. Pis agresif yapar. Sarhoş olursun. Benim kaç tane kıyak kafa rejimi, şuyumu buyumu gördünüz. Ama o miktarda böyle yani çok miktarda cigara içseydim abi ya yani Teoman gibi takılırdım burada, zararsız. Yaratıcılığı arttırıyor diyorlar. Türleri var onun, onlara bağlı.
Ben yok canım kapattım. Şey alkol defterini bile uzun süreliğine tamamen değil kapattım. Bugün ben doktora gittim. Ketamine başlayacaktık. Kan tetkiklerim yapıldı falan her şey normal. Abi kaç tane eczane, kaç tane depo dolaştık, ketamin bulamadık. Ya, torbacı arar gibi mal aradık, ketamin aradık. Yok. Neyse en sonunda bulduk bir yer. İşte bu hafta getirecek ama önümüzdeki hafta başlayacak benim tedavi. Yani haftaya pazartesi ilk ketaminimi almış olacağım. Kaç gaymeymiş? 16.500 haftalık dozu. İşte kaça geliyor? 65 bin mi? 66 bin mi? Ne oluyor aylık? Burun spreyiymiş bir de lan. Burun spreyi ne oğlum? Fakir fakir. Ben 100 dolara sarıp çekecektim amına koyayım burundan. Yani astım hastası çocuk gibi ne burun spreyi amına koyayım. Burundan çekiliyor zaten. Ben bir yerde damardan alınıyor diye okumuştum. Tabii ki yabancı bir makaleden. Türkçe'de psikiyatrik etkilerine dair bir şey bulamadım ketaminin. Bak en hastane karşısındaki en tıklım tıklım hastanelere sorduk. Hepsi dedi ki daha önce biz bunu hiç satmadık. Çünkü kullanım alanı yok. Çok dar. Belki anestezicilerin işine yarıyordur bazen ama Türkiye'de belki de ketamini depresyonu iyileştirme amacıyla kullanan ilk insan olabilirim. Ya da 15-20 insandan biri olabilirim yani. Doktorum benden kesin bir yayın çıkarır, böyle bir makale çıkarır. Hacılar, bu da olmazsa bu tünelden önceki son çıkış bu. Bu da olmazsa hastaneye yatıp EKT olacağım. Ve okuduğum bazı makalelerde ketaminin sadece anı kurtarmadığını, tabii yani ketamin bir uyuşturucu ve alıyorsun o gün iyi hissediyordur. O gün iyi geçiyordur. Bunu anlamak zor değil ama uzun vadede de 1,5 senede, 18 ayda, 24 ayda, 2 senede de gayet olumlu etkileri varmış ketaminin. %60-70 oranında başarıdan bahsediyordu bazı makaleler. Yani %60 başarı oranı denemeye değer arkadaşlar. Kaybedeceğim ayda 60 bin lira olsun yani. %60 iyileşme oranı için ben, sen ne diyorsun? Şimdi yine zencili mencili örnekler vereceğim. Cemre bahane arıyorsun diyeceksiniz. Bir saniye. Ya da tabii, %10 için yapacaklarımdan. 60 bin liranın artık değeri yok zaten. Eskinin 5 bin lirası. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Ya vallahi öyle de. Hani bizim gelirimiz o kadar artmadı. Satın alacağımız ürünler o kıvamda da bizim o kadar alım gücümüz eşdeğer artmadı. Bir ay mı kullanacaksın? Hayır. 3 ila 6 ay arası kullanacağım. Ha tabii şey de var. İlk kullanımda bakarlar, olmaz. Tansiyonumdan çok korkuyorlar. Tansiyonum çok yükselir ya da kötü olur. İlk dozda tedavi iptal edilebilir. Öyle bir ihtimal de var. Araban var mı? Yok. Hiç de almayı düşünmüyorum. Kullanmayı da bilmem. Oğlum artık karım var lan. Mutluluklar Emir'cim. Evet, ben de mesela 35 yaşıma gelmiş olmama şaşırıyorum. Değil mi? Evlenmiş olmak şaşırma sebebi bence de. Ay bu çok mutlu lan. Ay seviyor bu. Allah daim kılsın mutluluğunuzu canım neyle gidiyorsun sağa sola abi? Taksi. Son paramı bile taksiye veririm.